Tamam. Tamam. Makul. Hadi bismillah. Buyur. Ben Mustafa Ali Kasap, Efelerin ressamı. Bugün burada olmaktan çok mutluyum, çok bahtiyarım. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ressamlarla burada bir güzelliği paylaşıyoruz. Nereden? Macaristan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan ve Türkiye'nin hemen hemen değişik yerlerinden gelen ressamlarla bu Türkiye'nin en güzel sahillerinde Fethiye dediğimiz, birisi şöyle demişti Fethiye için: burası cennetten bir köşedir. Cennette acemilik çekmek istemiyorsanız Fethiye'yi mutlaka görün. Bugün burada olmamıza sebep olan Mine kardeşimize de çok teşekkür ediyorum ben. Burada biz geçen sene de bir çalıştay yaptık. Su altı resim çalıştayı. Suyun altında resim yapıyoruz dünyada ilk. Suyun üstünde de resim yapıyoruz. Ben burada Efelerin resmini yapıyorum. Efelerin resmini yaparken gördüm ki bütün ressamlar fırçalarıyla, renkleriyle efelendiler. Hepimiz birer efe olduk, kadın efe olduk, erkek efe olduk. Ben Azerbaycan'daki Türk kardeşlerime Nahçıvan Devlet Televizyonu aracılığıyla binlerce rengarenk selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Burada ikincisini yapmakla uluslararası festivalin hepimiz çok mutlu olduk. İçinde bulunduğumuz gemi bir haftadır burada resim yapıyoruz. Karayla irtibatımız kesildi. Güzellikleri hep birlikte paylaşıyoruz burada. Su altında yaptığımız resimler bir hafta sonra burada sergilenecek. Bu güzellikleri Fethiye halkıyla da paylaşacağız. Şu anda bizi seyreden sevgili kaptanlarımıza, buradaki çeşitli denizci arkadaşlarımıza, festivali öncülük eden kişilere, kurumlara da bu vesileyle ben çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. Ben asıl önemlisi Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimize binlerce rengarenk selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Ben resimlerimde daha çok efeleri temsil ediyorum. Efe nedir? Efe haksızlığa baş kaldıran halk kahramanlarıdır. Bunlar aslında efelik kurumu bitti. Günümüzde artık efelik fırçayla yapılacak. Efelik bundan sonra baş kaldırı bilimle yapılacak, sanatla yapılacak, kültürle yapılacak, edebiyatla yapılacak. Bunun için biz burada varız. Ve ben kadınların da bir efe olduğunu, erkeklerle birlikte haksızlığa baş kaldırdığını anlatmak istiyorum. Efeliğin de sadece Türklere özgü bir şey değil, dünyadaki bütün haksızlıklara insanlar baş kaldırması lazım. Tabii bu bir isyan değil, bu bir sadece boyayla, renkle, fırçayla yaptığımız bir baş kaldırıdır. Ona da bir sanatın gücü diyoruz. Sanat her zaman siyasetin de, sporun da, insan ilişkilerinde hep önde olmuştur ve bu yüzden sanat evrenseldir. Dili de yoktur diyorum ben artık. Efendim, ben renklerle anlattım. Sarıyla bereketi, güzelliği, ışığı, sevinci anlatmaya çalışırken kırmızıyla bayrağı, aşkı, ihtirası, sevdayı ve sevgiyi anlatmak istedim. Beyazla da barışı, insanlar arasındaki kardeşliği, dostluğu anlatmak istiyorum. Keşke dünyada hiç savaş olmasa, bütün insanlar el ele tutuşsa ve sanatın gücüyle birbirlerini kucaklaşalar. İşte bunun için biz burada bu fırçaları atıyoruz. Bunun için insanlara mesaj veriyoruz. Bizim mesajımız sevgi ve sevdadır diyorum. Çetan yıldı çalıştayının bu ülkeyi
işte farkı ve dostlar yeni yeni arkadaşlar, sanat arkadaşlar. Geçen yıldan tanıdığım arkadaşların yanı sıra bu yıl daha bir geniş kapsamlı bir katılım oldu. Daha bir samimi, sanki sizleri, diğer arkadaşları çok özledik ve burada hemen kucaklaştık geçen yıl arkadaşlarla. Bu yıl daha tecrübeliyiz. Geçen yıl biraz acemiydik, ilk kez yapıyorduk ama herkes bugün suyun içinde, daha rahat resim yapmaya başladı. Bu sene yeni dostluklar, yeni kardeşlikler elde ettik. Amacımız bir de su altında resim yaparak denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve denizin sevmesini sağlamak ve böylelikle de ülkenin sevilmesini sağlamak. Gene sanatın gücü, sanat denizin içinde de olur, havada da olur, sanat her yerde olur. Bu sene ikincisini yaptık. İnşallah önümüzdeki sene üçüncüsünü, dördüncüsünü, bir sır, bir dahaki sene Kıbrıs'ta yapmayı düşünüyorlar. Belki Bakü'de, belki Nahçıvan'da da böyle bir şey yapabiliriz. Ne dersiniz? Olmaz mı? Her yerde bunu gerçekleştirebiliriz. Su olan, deniz olan her yerde bu çalıştayı yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Çok sağ olun.